Ben Ebu Nasir İbn Muhammed el-Farabi el-Türki. Sizlere meşhur Yunan tarihçi Herodot tarafından kaleme alınan, tarihte yaşanmış gerçek bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu dönem Pers İmparatorluğu'nun güçlendiği ve en parlak olduğu yıllara rastlar. O yıllarda dünyanın yarısını fetheden Kral Kiros, sadece Mısır ile kuzey topraklarında yaşayan Saka kabileleri hariç herkesi kendine tabi kılmıştı. O dönem Hazar ile Altay arasındaki uçsuz bucaksız topraklarda yaşayan Sakalar birçok kabileden oluşuyordu. Onlardan biri de Massaget kabilesiydi. Şuna bakın. Beyim, büyük bir av yakaladınız. Veliahtımın şerefine. Karım erkek çocuk doğuracak. Bundan eminim artık. Bakın beyim. Üstündeki oklardan biri benim. Beyim, epey gelmişiz. Burası bizim toprağımız değil. Akibatların bölgesindeyiz. Şu an buradalar beyim. Akibatlar. Hepiniz geberin. Acı çektirme. Beni sel uğurla. Bana sadakatle hizmet ettin. Sonsuz alemde tekrar görüşeceğiz. Spargab. Dumana bak. İşaret veriyorlar. Bebek bir avazda dünyaya gelsin. Sadağından çıkan bir ok gibi kolayca çıksın. Bebeği hareket ettirdim. Karnının altına indirdim.
Yırtılsın kesesi. Gelsin artık bebeği. Gelsin. Gelsin artık. On ayını doldurmuş, sancılar başlamış. Bahadır doğmaya hazır. Sık dişini, bebeğin başı göründü. Dayan biraz. Çok fazla kan kaybetti. Durumu kötüleşiyor. Dayan canım, dayan. Hadi ıkın. Bebek geliyor. Hadi dayan. Hoş geldiniz beyim. Bir oğlan, bir yiğit gelsin. Sonrakiler de hep erkek olsun. Sen erkek çocuk istiyordun. Spargal. Kız da olsa bizim kanımızdan, bizim canımızdan. Affet beni. Bir oğlan veremedim. Ecelim yakın. Artık çok az vaktim kaldı. Bopay. Hayır. İyileşeceksin. Bana daha erkek çocuk vereceksin. Bunu ona ver. Adını Tomris koy. Lütfen. Bopay. Bopay. Hayır, gitme. Bopay. Yıllar geçti. Spargab bir süre sonra tekrar evlendi. Biricik kızı Tomris'i sevgiyle büyüttü. Onu el üstünde tuttu, gözünden sakındı. Yanından hiç ayırmadı. Ona at binmeyi, her şeyi öğretti. Kızını cesur, kahraman bir savaşçı olarak yetiştirdi. Acele etme. Hadi, kolla kendini. Aferin, daha çevik.
Seni kurnaz tilki. Ben buranın hükümdarıyım. Unutma, sen daima cesur, çevik ve akıllı olmak zorundasın. Nasıl? Senin gibi mi olacağım yani? Benden iyi olacaksın. Bir gün annemi görecek miyim? Göreceğine inanıyorum. Burası ölümlü bir alem. Er ya da geç hepimiz ebedi aleme göç edeceğiz kızım. Merhaba komşular. Sizleri gördüğüme çok memnun oldum. Nasılsınız? Biz de seni gördüğümüze memnun olduk Palak. Her zamanki gibi kabul ederseniz bu sefer de elim boş gelmedim. Epeydir görüşemiyorduk. Gel ocak başında konuşalım. Harezmliler nasıl? Anlat bakalım. Kışı nasıl geçirdiler? Bizde kış daha rahat geçiyor. Burası kadar soğuk olmuyor. Ancak ilkbaharla birlikte iş değişiyor. Sevincin yanı sıra korkular da başlıyor. Sizin taraftan gelen baskınların korkusu. Bu mesele bizi çok üzdüğü için istişare etmeye geldim. Konuşmaya. Palak. Durumu sen de biliyorsun. Buna Spargab karar veriyor. Kabilenin reisi o. Kendisine defalarca söyledik. Düşmanlık bitsin. Arezm'le dost olmak düşman olmaktan yeğedir dedik. Evet, böyle düşündüğünüzü biliyoruz. Ben de zaten bunun için sizinle konuşmaya geldim. Her ikiniz de halk arasında itibar gören, saygıdeğer, bilge insanlarsınız. Bu halkı bilgeliğinizle yönetmeye muktedirsiniz. İnatçı Spargab'dan daha iyi yönetirsiniz. Sofraya geçelim. Kavas, Kurtun, etraftan işittiğime göre Harezmlilerle dost olmuşsunuz. Yori! Dost değiliz. Biz sadece ticaret yapıyoruz. Hayvan derisi karşılığında tuz ve kumaş alıyoruz. Kadınlarımız için. Ticarete ne gerek var? Baskına gidip topraklarını yağmalamak varken istediğiniz her şeyi alırdınız. Hem sadece sizin değil, hanımlarınızın istediğini de. Yalan mı? Beyim. Harezmliler uzun zamandır sizinle uzlaşmak istiyor. Sen ne zamandır o insanların elçiliğini yapıyorsun Kurtun? Bir kere de olsa onları dinlesen olmaz mı Spargab? Tek kelime daha ederseniz kellelerinizi alır onlara gönderirim. Korktunuz mu? Ödleri patladı. Hah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 
Ne oldu kızım? Baba, az önce korkunç bir rüya gördüm. Nöbetçiler nerede? Kaçın! Saklanın! Çocukları kurtar! Ya! Hainler! İsyan ha! Gir şöyle! Baba! Al bunu! Beyim! Aras! Acele et! Çocukları götür buradan! Çabuk olun! Kurtarın kendinizi! Gidin dedim! Baba! Gitmek istemiyorum! Baba! Gidin! Kaçın! Geber! Tomris gel. Bir şeyler ye. Hayır yemeyeceğim. Popay'ın akrabalarına Tigra Kaudalara gidebiliriz. Kimler bu işin içinde henüz bilmiyoruz ki. Kimseye güvenemeyiz. Ah, ıssız bir yere sığınıp bir süre beklemek gerek. Kimseye görünmeden nasıl olacak? Bir yer biliyorum. Gözlerden ırak. Oraya gideceğiz.
burası için lanetli derler. Kimseler ayak basmaz buraya. Ne yapalım? Başka çare yok. Mecburuz. Şimdilik burada barınacağız. Tamam, buraya yerleşiyoruz. Baskından sağ kurtulup kaçanlar, Haras ile birlikte ormana sığınarak yeni hayatlarına ayak uydurdu. Bu seyrek orman onların sığınağı, yuvası oldu. Tombis bak, şöyle yapacaksın. Zaman geçtikçe Kavaz ve Kurt'un da ümidi kesip onları aramayı bıraktı. Masaget kabilesinin reisine yapılan bu ihanette unutulmaya yüz tuttu. Gel gör ki babasının ölümü Tombris'i çok katılaştırmıştı. Tek düşündüğü topraklarına dönmek ve babasını öldüren hainlerden intikam almaktı. Tomris, Targıtay. Ateşle oynamayı bırakın. Ruhlara saygı gösterin. Ateş onların armağanı. Madem bu kadar güçlüler, babamla kardeşlerini neden korumadılar peki? Avcılık iyi bir savaşçı olmanıza yardım eder. Ancak sadece iyi nişancı olmak yetmez. Koşmak, çevik olmak, iyi dövüşmek de. Bunların yanı sıra akıl da çok önemlidir. Mesela avınızı takip edip, sabırla bekleyip, vurarak da çok şey öğrenirsiniz. Ben vurdum. Targıtay, Tombis. Tuzu temiz ve kuru yerlerden toplayın. Uçlarını daha ince yontacaksın. Bak böyle.
Sen devam et. Ben yemek yapacağım. Gel bana yardım et. İlk geldiğimizde burada çok uzun kalmayacağız demiştin. Kavaz eceliyle ölsün istemiyorum. Onu kendi ellerimle öldürmeliyim. Tek niyetin intikam almak olmamalı. Baban Spargap'ın tahtını da geri almalısın. Buraya geleli kaç sene oldu? Gizlenerek yaşamaktan bıktım, usandım artık. Siz daha bekleyin, ben gidiyorum. Tomlis, dur bekle. Bırak gitsin. Birazdan dönecektir. Bir gün annemi görecek miyim? Göreceğine inanıyorum. Burası ölümlü bir alem. Anneciğim, babacığım. Beni neden bırakıp gittiniz sanki? Yapayalnızım. Sizi çok özlüyorum. Nasıl oldu bu? Bizi gafil avladılar Tomris. Tomris. Lütfen bağışla beni. Sizleri koruyamadım. Harasp. Harasp. Hayır. Yürü dedim sana. Ne?
O da bizimle geliyor. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Merak ettim. Sen de bilirsin anne. Av heyecanıyla uzaklaşmışız. Bu da kim? Akşal'da bulduk. Yarası ağır, çok kan kaybetmiş. Üstüne başına bak. Sıradan birine benzemiyor. Şu yüzüğe bir baksana. Şamana götürün. Kızı tedavi etsin. Yaşayanların alemine dön. Rüzgarda nefesin olayım. Güneşte ışığın olayım. Canını bedeninde tutayım. Sana bakayım. Bu şifalı otu yarana özenle sarayım. Özenle sarayım. Kaçın! Baba! Zihnini şifalandırayım, sağlığını getireyim. Bir nefes içeri, bir nefes dışarı. Sana derman olacak. İç. Hadi. İç. Durumu nasıl? Yaşayacak mı? Karanlık gitsin. Işık gelsin. Şifa gelsin. Şifa. Adım Sardana. Sarmat savaşçısıyım ve kabile reisinin kızıyım. Beni siz mi getirdiniz? Bulduğumuzda baygın haldeydin. Çok kan kaybetmiştin. Gel hadi. Bizi bekliyorlar. Savaşçı bir kadın 3 düşman kellesi getirmeli. Ancak o zaman bir yiğitle evlenir.
Sen evli misin? Kocan var mı? Bunun için yeterince kelle almışlığım var. Ama şimdilik bana layık bir yiğit yok. Parmağında Massagetlerin yüzüğü var. Anlat bakalım, kimin nesisin, kimlerdensin? Korkmana gerek yok. Bizler senin düşmanın değiliz kızım. Evet. Ben bir Massagetim. Spargap'ın kızı Tomris'im. Akrabalarımın hepsi öldürüldü. Kimsem yok, yetim ve öksüzüm. Beni getirdiniz, iyileştirdiniz. Aranızda kabul ettiniz. Size minnettarım. Babanı tanırdım. Reis Spargap. Yiğit biriydi. Saygıdeğer bir kabile reisiydi. Kendisiyle dostluğumuz vardı. O yüzden korkma. Yanımızda güvende olacaksın. Biz seni koruruz. Ama burada bizimle olduğunu şimdilik kimse bilmemeli. Bu arada seni bu hale getiren adamlar, onlara ne oldu? Neredeler? Hepsini öldürdüm. Kendi ellerimle geberttim. Sahi kaç kişiydiler? Şu size saldıranlar. İki koca almaya yetecek kadar. Şu kız mı? Evet, kurtulmuş. Duydun mu ne diyor? Ne düşünüyorsun böyle? Ailemi düşünüyorum. Dostlarımı. Vedalaşamadan kaybettiğim tüm yakınlarımı. Korkma, sakin ol. Anneciğim, yüzünü bir kere bile göremedim. Canım babam, benim için hayatını feda ettin. Şu an nefes alıyorsam, bunun mutlaka bir anlamı olmalı. Yemin ediyorum, hainlerden intikamını alacağım. Ve bir gün tahtına oturacağım. Kaçıyor muydun? Hayır. Artık burada sizinleyim. Hiçbir yere kaçmayacağım. Ve yavaş yavaş Tomris eski gücünü kazanıp Sarmat kabilesinin hayatına ayak uydurmaya, alışmaya başladı. Artık o da onlardan olmuştu. Diğer savaşçı kızlar gibi dövüş becerilerini geliştirmek için talimler yaptı.
kızlarla ve Yiğit erkeklerle birlikte avlara gitti. Onlarla aynı safta komşu köylere saldırdı. Hadi ne duruyorsun? Bitirsene işini. Kusura bakma. Açın! Sarmatlar geliyor. Hadi iç. Kan kardeş olduk. Kardeş olduk. Kan kardeşi. Yine düşüncelere dalmışsın Tomris. Bundan sonra ne yapacağız? Yarın Harezm köylerine saldıracağız. Evimize bol ganimet getireceğiz. Ganimet güzeldir. Bu sefer iki gruba ayrılalım. Bir grup erkekleri uzaklaştırsın. Diğer grup köye girsin. O zaman direnemezler. Sessizce hallederiz. Neden peki? Bu şekilde daha az kan dökülür de ondan. Bayağı cesurmuşsun. Anneni korumak için dövüştün. O benim annem değil. Benim kimsem yok. Bırak. Yalvarırım bizi öldürmeyin. Köle bizi götürün. Ona istediğinizi yapın, bizi bırakın. Al şunları. Sen de kalsın. Bunlar ne ki? Bundan kıymetlisi var. Ama senin gözün onu görmüyor. Şu çocuk var ya, o senin için canını ortaya koydu. Gel benimle.
O işi de düzgün yap. Dur, dur, ver şunu bana. Bak böyle yapılır işte. Yumuk. İşi de düzgün yap. Bu çocukla ne yapacaksın? İleride cesur bir savaşçı olacak. Büyüyünce ailesinin intikamını almaya kalkar. Kimsesi yok. Hem öksüz hem yetim. Annesiyle babasını küçük yaşta kaybetmiş. Artık benim himayemde olacak. İntikam demişken, sen babanın intikamını ne zaman alacaksın? Benimkine intikam denmez. Adalet denir. Bir saniye bile aklımdan çıkmıyor ki. Tiras, iç. Tanrı seni yerde de gökte de korusun. En az 100 tane sonbahar göresin. Arkanda silinmez izler bırakasın. Bakın! Gök Tanrı dileğimi sonunda kabul etti. Bir oğul verdi. İşte oğlum. İşte veliahtım. Dünyanın kapılarını bize açasın. Bütün kabileler sana boyun eğsin. Bahtın bu süt gibi ak olsun. Paktenin sütle kutsansın. Hey! Buyurun siz de oturun. Oğlunuza uzun ömür dilerim. Sağ olun, var olun. Buyurun yemek yiyin. Baba! Baba! Şunlar Kavaz'la Kurt'un. Yanlarında oturan adam da Harezmli. Geçenlerde köyüne baskın yapmıştık. Yüreğim durma git şu kalleş hainleri gebert diyor. Aklımsa dur biraz daha bekle. Henüz zamanı gelmedi. Benimle gel, sana birini göstermek istiyorum. Çocuk doyduysa bırakmışsın arkadaşlarım. Bak şu benim oğlum. Bu gencin adı Argun. Babası Daha kabilesinin reisi. Argun! Gördün.
Bu kız da kim? Savaşçı kızlarımdan biri. Çok iyi. Ne dersiniz? Çadıra girelim mi? Son durumları istişare edelim diyorum. Olur. Hadi sen de. Tebrik ederim. Ben Argun, Daha kabilesi reisinin oğluyum. Evet, biliyorum. Benim adım da Tomlis. Bu mutlu günümde geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Hem değerli hediyeleriniz hem de... Ben buraya seni kutlamaya gelmedim Atay. Sarmatlarına sahip çıkmanı söylemeye geldim. Şunların haline bak. Yazık. Arezm'le dostsun biliyorum. Ama sen de şunu iyi biliyorsun. Biz geçimimizi hep bu şekilde sağlarız. Bu baskınlarla. Madem öyle, sana son sözüm şu. Komşunun düşmanı benim de düşmanımdır. Hazır hepimiz buradayken bütün reislerin önünde söz ver. Derhal bu baskınları bitirecek ve garanti olarak da yeni doğan oğlunu bize vereceksin. Kavaz, sen önce herkesin önünde şunu bir söyle. Sana kim daha yakın? Arezm mi? Yoksa kanından olan halkın mı? Yeter kes! Yapraklar sararıp da ilk kar düştüğünde geleceğiz. Ve sen biricik oğlunu bize vereceksin. Senin oğlun bu sözünün kefili olacak. Bu sözlerinizle kime yakınsınız anladık. Kavaz'da kurtun sonunda gidiyor. Ama dost olarak değil, düşman olarak gidiyorlar. Kavaz'ın gözleri kör olmuş. Kendi halkını bile görmüyor. Dostlarım, tedbir almak lazım. Hepimizin, bütün bozkırın birleşmesi gerek. Yoksa Arezmlerin kapımıza dayanması an meselesi. Ama bu bizim değil, senin mesele. Bizi kullanamazsın. Biz herhangi bir tehlike hissetmiyoruz. Doğru söylüyor. Aynı fikirdeyim. Bir tehlike yok. Malımız da hayvanımız da bollaştı. Gün geçtikçe de artıyor. Ama kimse bizi rahatsız etmedi. Ne Harezmliler ne de Massagetler. Harezm'le bu insanlarla ticari bağlarımız var. Onlarla savaşmak bize fayda sağlamaz. Onun yaptıklarını unuttun mu? O tahta nasıl çıktı unuttunuz mu? Kavaz yüzünden Massagetler Harezm'in kölesi haline geldi. Ama onlar da bütün güçlerini Harezm'e borçlu. Herkes gitti, sen kaldın. Baş başa kalmamıza memnun oldum. Bugün bana savaşçı kızlarımızdan birini sormuştun. Evet, keskin nişancıydı. Attığı her ok hedefini buldu. Massagetlerin tahtı var ya, aslında o taht bu kıza ait. Kendisi Spargap'ın tek çocuğu. Onun tek varisi. Kızın adı Tomris. Yani onu onca zamandır gizliyor muydun? Yazgı böyleymiş. Gök Tanrı onu bize gönderdi. O günden beri bizimle. Büyüdü, yetişkin bir kız oldu. Bugün bir şey fark ettim. Galiba Argun bu kızdan hoşlandı. O,
Tanrı'nın işareti yani. Neyi kastettiğini anladım. Haklı olabilirsin. Güzel. Hemen harekete geçmeliyiz. Tez davranıp Harezmler yardıma yetişmeden Kavaz'a saldıralım. Massagetler de bunu ister. Spargap'ın tek varisine kucak açacaklardır. Biliyorum bunu. Şimdi bu iki genci de evlendirirsek kabilelerimizin bu topraklardaki hakimiyeti de güçlenecektir. Ne diyorsun, var mısın? Tomris! Tomris! Müjdeler olsun. Gök Tanrı'nın izniyle yarın Kavaz'a gidiyoruz. Babanın intikamını alacağın gün geldi. Kalk hadi. Babam konuşmak istiyor. Geceniz huzurlu ve hayırlı olsun efendim. Bak Tomris. Bu bey daha kabilesinin reisi Sapraş. Yiğit Spargap'ın kızıymışsın. Seni sağ salim gördüğüme çok memnun oldum. Sabaha karşı yola çıkacağız. Kalabalık orduyla baskın yapacağız. Yiğit Spargap'tan kalan mirası, hakkını geri almanı sağlayacağız. Sen güçlü bir savaşçısın Tomris. Kendi halkına, kabilene hükmedebilirsin kızım. Anlayacağın, hakkın olan her şeyi geri almana yardım edeceğiz. Bunu sadece benim için yapmayacaksınız. Başka niyetlerinizin olduğu da belli. Haklısın. Dürüst olacağım. Artık bizim de bir takım hesaplarımız var. Bugünü çok uzun zamandır bekliyorum. Çocukluğumdan beri. Ama şunu da bilin. Ben kendi halkımı öldürmek değil, onları korumak istiyorum. Ben sadece babamı öldüren hainlerin cezasını vereceğim. Unutma, sen daima cesur, çevik ve akıllı olmak zorundasın. Nasıl? Senin gibi mi olacağım yani? Benden iyi olacaksın. Burada duruyoruz. Kavaz! Kurtun! Bugün bedel ödeme gününüz. Sen kimsin, adın nedir? Benim adım Tomris. Massagetlerin yiğit reisi Spargap'ın tek kızıyım. Hani sizin ihanet edip öldürdüğünüz Spargap'ın? Ne oluyor? Kim bu kadın? Ne oluyor? Kim bu kadın? Ne diyor bu? Halkımın iyi savaşçıları. Bu hainlere inanmayın. Sizi köle yapmak istiyorlar. Harezm'e köle yapmak. Bizler Büyük Bozkır'ın hür halkıyız. Ben de, sarmatlarda, dağlarda siz kandaşlarımıza zarar vermeyi hiç istemiyoruz. Ben sadece bu hainleri öldürmeye geldim. Bana bak sen de! Baba! Hayır!
Gidelim. Durun! Çekilin! Tutun şunları. Yakalayın, bağlayın. Kimse hareket etmeyecek. Bırakın beni! Bırakın! Herkes beni dinlesin. Tutun şunları. Bırakın onu, geberteceğim! Dur! Herkes dursun! Komünist haklı. Söylediği her şey doğru. Hükümdarlık miras yoluyla Tomlis'in hakkıdır. Bırakın beni! Bırakın da babamın intikamını alayım! Tomlis, sana karşı ayıbımız büyük. Baban Spargap'ın ölümünde bütün masagetler suçlu sayılırız. Özür dileriz. Dilersen sonuna kadar hakkındır. Buyur şimdi al başımı. Spargap'ın kızı Tomlis geliyor. Kavaz'da kurtul da öldü. Gök Tanrı, rüyalarım sonunda gerçek oldu. Kabilemizin yiğit reisi Spargap'la güzeller güzeli Bopay'ın biricik kızları Tomris memleketine döndü ve başımıza hükümdar oldu. Parlak bir gelecek bizi bekliyor. Vefasızlarsa cezasını çekecek, hainlerin cezası ölümdü. Anne, eğme başını. Yalvarma. Ey halkım. Benim adım Tomris. Ben buraya misafir olarak gelmedim. Ben yıllar sonra tekrar yuvama döndüm. Bu durumdan hoşlanmayan varsa bunlarla birlikte hemen çıkıp gitsin. Bizim ne suçumuz var? Sizin kocalarınız, hain babalarınız Harezmliler için bizi satmıştı. Onlara gidin, belki kabul ederler. Yeter, kesin artık. Sevdiklerini kaybetmek ne demekmiş, görün işte. Yurtsuz kalmak, evsiz kalmak nasılmış görün. Hadi defolun, gidin şimdi. Onlarla ben ilgilenirim Tomlis. Kaldırın şunları. Düşün önüme.
Güneş'in kızı evine hoş geldin. Bizler de uzun zamandır seni bekliyorduk. İşte döndüm. Ben kimin kızı olduğumu biliyorum. Şimdi eğlence zamanı değil. Yakında Harezm'le savaşa gireceğiz. O halde kurban kesmeli. Göklerin ulu tanrısından, güneşin sahibinden, ateşin hakiminden yardım istemeli. Bunlardan önce beni babamın kurganına götür. İşte baban burada. Ey gök tanrı! Ey kahraman beyimiz Spargan! Şükürler olsun, bugünleri de gördük. Senin yüce ruhunun yardımıyla biricik kızın Tomris evine, yurduna hükümdar olarak döndü ey Spargan! Canım babacığım. İntikamını sonunda aldım. Yeminimi yerine getirdim baba. Artık mirasına sahip çıkacağım. Ruhun şad olsun babacığım. Bugünden sonra toprakların bana emanet. Ebedi alemde kavuşacağız. Yuvana döndün. Senin adına çok seviniyorum. Ama öte yandan eskisi gibi birlikte olamayacağız. Üzülme. Biz her zaman abla kardeş olacağız. Doğru. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Tamam Tiras, kabul. Sen kazandın. Ne yaptı da kazandı? Tomris'in yanına ilk o vardı. Tiras, kolaysa benden kaç bakalım. Yakalayamazsın. Şimdi görürsün. Şu işe bak hele. Koskoca yiğit Argun, ufak bir çocuğa yetişemiyor. Söylenenler doğru mu? Üç düşman kellesi getiren bir Sarmat kızı, evleneceği erkeği seçebilir diyorlar. Evet, doğru. Peki sen, sen de kendini seçtin mi? Var mı biri? Evet, var. Hiç merak etme. Ben adayımı çoktan seçtim. Sahibi gökyüzünün ve kutsal toprağın. Gökler altından da düşmanı defet. Toprağın üstünden de düşmanı defet. Düşmanın atlı arabaları var. Askerleri de tepeden tırnağa silahlanmış, zırh da giymişler. Korkuyu yurdumuzdan defet. Düşmanı topraklarımıza... Atlı asker için arabadaki düşman kolay avdır. Askerler için de
zırh giymiş dediniz. Zırh onlara ağırlık verecek. Haliyle yavaşlatacak. Sınırlarımızı hain düşmandan koru. Kötülükler yok olsun. Önce Harezmi ordusunu ok yağmuruna tutacağız. Sonra meydanda yakın dövüşe geçeceğiz. Sonra da güç kaybetmiş, yenik düşmüş gibi birden geri çekileceğiz. Tomris! Ben de geleceğim. Bizi alt ettiklerini düşünüp peşimizden gelecekler. Bu da saflarını gevşetecek. Olmaz Tiraz, sen burada kalacaksın. Burada kalıp köyümüzü koruyacaksın. Güvenimi boşa çıkarma. Tam o sırada pusuda yatan atlı askerlerimiz iki kanattan hücuma geçecek. Kaçıyormuş gibi yapanlar da aniden dönüp düşmanın üzerine yürüyecek. Oh gök tanrı, kutsal toprak. Oh Saka Bozkırı'nın ilahi okları şimşek gibi hızlıdır. Düşmanın göğsünü deler geçer. Harezm ordusu dağılarak kaçacak. Bize kalan da kovalamak ve düşmanı yok etmek olacak. Teninize ok değmesin. Şevkle gidin, zaferle dönün. Zaferle dönün. Oh gök tanrı, koru onları. Zaferle dönün. Zaferle dönün. Düşman tuzağa düştü. Bakın! Herkes hazır olsun! Haydi! Hücum! Thank you.
Seçtiğin aday kim? Cevabını biliyorsun. Neden hala soruyorsun? Eşim olmanı istiyorum. Dünyanın dört kudreti sana bir eş yarattı. Dünyanın dört kudreti seni eş olarak onun kaderine yazdı. Dünyanın dört kudreti dört taraftan sizi koruyup kollasın. Uzun ömür versin, bir yastıkta kocatsın. Gök Tanrı sizi daima kollasın. Kötülükten sakınsın, hep korusun. Güneş parlak ışığıyla sizi aydınlatsın. Oh göklerin sahibi Tanrım. Oh kutsal kara yağız toprak. Kudretinizle yurdumuzu koruyun, kollayın. Gücümüzü, hakimiyetimizi dünyanın dört köşesine yayın. Oh yüce ruhlar. Yüce halkım. Özgürlük için savaştık ve sonunda kazandık. Biliyorsunuz, sadece Massaget yiğitleri değil, dahalarda, sarmatlarda can verdi. Onlar bizim dostumuz. Dahalarda, sarmatlarda bana hep destek oldu. Zor günlerimde yanımdaydılar. Bana kucak açtılar. Onlar bundan sonra sizlerin de dostları. Sevgi ve saygınızı hem dostlarımıza hem de eşim Argun'a gösterin. Hey! Ve bundan böyle eşim Argun'la kaderimiz bir. Yurdumuzu artık ikimiz birlikte yöneteceğiz. Argun kabilemizin reisi olacak. Bundan böyle, benim halkım sizsiniz. Şerefim üzerine yemin ederim ki, alnımın teri de, bedenimdeki kan da yurdum için dökülecek. Tomris sonunda yurduna döndü ve babasının tahtını düşmandan geri aldı. Daha sonra da kocası güzel Argun ile birlikte Massagetlerin reisi oldu. Halkı
el birliğiyle yönettiler. Tomris aynı zamanda iyi bir eş ve iyi bir anne de oldu. İlk doğan çocukları erkek oldu. Ve Tomris'in babasına hürmeten adını Spargap koydular. Hay! Sıkı tut! Hadi, hadi, hadi. Kalk. Zamanla Bozkır'a gelen sığınmacılar çoğaldı. Baksana, şunlar kim? Baktriyalılar. Kral Kiros'un istila ettiği şehirlerden kaçmışlardı. Canlarını kurtarmak için kaçanların çoğu Tomris'e sığınıyordu. Gidecek yerimiz kalmadı. Lütfen bizi kabul edin. Elimizden her iş gelir. El sanatlarında iyiyizdir. Bakın, buyurun. Yakından bakın. Bu hançeri demirden yaptım. Çok sağlamdır. Buyurun bakın. Kendi ellerimle yaptım. Sizlere yük olmayız. Faydamız olur, zararımız olmaz. Çaresiz kaldık. Persler elimizde ne var ne yok aldı. Erkekleri öldürdüler. Kılıçtan geçirdiler. Kadınlarla çocukları aldılar. Onları köle yapacaklar. Yalvarırım, kovmayın. Nihayet sizlerle tanıştım. Gününüz aydın olsun Masaket Reisi Argun. Hoş geldiniz. Gününüz aydın olsun. Hükümdarımız Kral Kiros, ticaret kervanlarına dokunmayan kabilelerle anlaşmak, iş yapmak, iyi geçirmek ister efendim. Siz tüccarlar da pek cesursunuz. Baksanıza yanınızda bu kadar malla ve korumasız bir halde dolaşıyorsunuz. Çok doğru diyorsunuz efendim. Biz her halkla iş yapabiliriz. Hem bildiğim kadarıyla sizler de kendi aranızda takas yapıyorsunuz. Kabilelerden başka sığınmacılar da var. Kiros'tan kaçan sığınmacılarla çok karlı işler yapıyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Hükümdarımız Kiros'un gücü gün geçtikçe büyümekte. Ondan bahsetmişken gönderdiği hediyeleri lütfen kabul buyurunuz. Masagetlerle dahaları biliyoruz. Büyük Bozkır üzerindeki gücünüzün ve saygınlığınızın farkındayız. Kralımız Kiros da farkında ve sizleri yürekten takdir ediyor. Hatta kabul ederseniz sizinle karşılıklı konuşmak ve işbirliği yapmak istiyor efendim. Çıkarlar tabii ki karşılıklı olacak. Kral Kiros'un şartları nedir? Ne istiyor? Önce barış. En ufak kuşkunuz olmasın. Büyük kralımız Kiros size dostane bir işbirliği teklif ediyor. Sizlerle güç birliği kurarak
her iki tarafa da yarayacak karlı işler yapmayı arzu ediyor efendim. Sizi dünyanın başkenti Babil'de onur konuğu olarak ağırlamayı teklif ediyor. Size ülkemize kadar eşlik etmekten ve buyurunuz, Yüce Kral Kiros'un mektubunu iletmekten şeref duyarım. Böyle silahları varken bize neden gerek duysunlar? Bu iş benim içime pek sinmedi. Perslerden öğrenecek çok şey var. Babil'de çok güzelmiş. Bütün değerli şeyler bu şehirde diyorlar. Peki halk neden oradan kaçıyor? Madem her şey bu kadar güzel, bize uzattıkları el kanlı. Cesaretimizi gördüler. Gücümüzü de. Bizi denk görüyorlar. Bunun için geldiler. Sen bunlara çok çabuk ikna oldun. Getirdiği altınlara, güzel sözlerine kandın. Sen sadece bugünü düşünüyorsun. Ama ben geleceği de düşünüyorum. Bunun için de Babil'e gideceğim ve Kral Kiros'la görüşeceğim. Hatta giderken oğlumu da alacağım. Bir gün reis olacak, ülkeyi tanıyıp başka yerler görsün. Ay iki kez dolunay olunca masallar şehri Babil'e varmış olacağız reis Argun. Kral Kiros'un elçileri için bu yolda hiçbir şey engel olamaz. Göçebeler için nedir ki? Yol bizi korkutamaz. Gubar, hem ziyaretiniz hem de hediyeleriniz için teşekkür ederim. Bugün gelecekteki dostluğumuzun başlangıcı olsun. Saygıdeğer Tomris Hatun, bizi böyle güzel ağırladığınız için asıl ben teşekkür ederim efendim. Tez zamanda iyi haberlerimizi alacaksınız. Babana dikkat et. Büyük dertlere bakmaktan ufak tefek şeyleri görmez. O sana emanet. Anneciğim, merak etme. Sen bana güven. Ben hükümdar kanı taşıyorum. Canım oğlum benim. Gobar'a karşı dikkatli ol. Çok konuşuyor. Numaracı biri olduğu belli. Birbirimizden ilk kez ayrı kalıyoruz. Aklım hep sende ve oğlumda olacak. Dikkatli ol. Bu at çok büyükmüş. Dokunma. Beni özledikçe... Buna bak. Babil'e gidince oradaki güzellikler sakın aklını çelmesin, olur mu? Gönlünü ferah tut kraliçe. Kalbim sana ait. Lütfen her zaman bana güven. Benim yokluğumda da günlerin daima aydınlık, gecelerin huzurlu ve sakin geçsin. Bu kadar yeter. Artık gidebiliriz. Hazır olun. Yola çıkıyoruz. Tiras. Sen de peşlerinden git. Ama sakın görüneyim deme. Anlaşıldı.
tek severiz. Hem suyu temizdir hem de çevresi güvenlidir. Üstelik hayvan da boldur. Aç kalmayız. Unutmadan söyle adamlara mataraları doldursunlar. Buyurun, yiyin. Afiyet olsun. Kestirmeden geldik. Epey vakit kazandık. Al, bu sizin payınız. Uzatmayın, gidin. Yardım edin. Duymadınız mı? Çekilin. Yardım edin. Yavrum, çocukları gönderdim. Hoş geldiniz beyim. Buyurun, meyve ikram edeyim. Koşma, düşeceksin. Gelinlik kızlara güzel çeyizlerim var. Araş, sen yaşıyor muydun? Ne sandınız? Kaliteli kumaşlarım var. Hanımlar, buyurun gelin, yakından bakın. Bu taraftan! Daha hızlı! Safalar getirdiniz. İyice dinlenebildiniz mi? Sağ olun, gününüz aydın olsun. Buyurun, bu taraftan. Bizi bekliyorlar. Yiğit savaşçı Argun Reis. Oğlunuzla birlikte 2 ay süren bir yolculuktan sonra başkentimiz Babil'e sağ salim gelmenize çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Göçebeler at sırtında uzun yol gitmekten asla çekinmez. Pers hükümdarıyla tanışmak benim için büyük bir onur. Evet, göçebeler hakkında çok şey duydum. İyi savaşçı olduğunuzu söylerler. Hem cesur hem de çevik insanlarsınız. Hatta doğar doğmaz at binmeye başladığınıza dair rivayetler de duydum. Ancak benim savaşçılarımı da yabana atmamak gerek. O yiğitler sayesinde dünyanın yarısını fethettik. El ele verirsek, dünyanın tamamı bizim olabilir. Yani bize, gelin hep birlikte savaşalım mı diyorsunuz? Sana karşı dürüst olacağım Reis Argun. Bazı ülkeleri savaşmadan alırken, bazıları içinse kan dökmemiz gerekiyor. Kabilelerimizin bol bol yetecek kadar toprağı var. Diyeceğim odur ki, başkalarının toprağında gözümüz yoktur. Argun, toprak kendiliğinden büyümez. Halk büyüdükçe toprak yetmez olur. Ben buraya halkım için, onlara güzel yollar sunmak için gelmiştim. İnsanları öldürdükten sonra
O topraktan ne hayır gelir? Dedikleri kadar varmış, cidden cesurmuşsun. Bu zamana kadar kimse bana karşı gelmemiş, teklifimi böyle reddetmemişti. Gubar, konuklarımızı güzelce ağırlayın. İzninizle sözümü tamamlayayım. Benim halkım da, kabilemin toprağı da bu dünyanın parçası. Ancak bunların hiçbirini savaşmadan alamazsınız. Epey kan dökülür. Bu kadar inatçısını görmemiştim. Hayır, inatçı değil. Cesur, yiğit bir kahraman. Doğrusu hiç de düşündüğüm gibi saf ve aptal biri değilmiş. Ah, lütfen bağışlayın. Hükümdarların hükümdarı. Size fikir vermek haddime düşmez. Ama size yalvarırım. Argun'un Babil'den sağ çıkmasına asla izin vermeyin. Neler gördün? Anlat çabuk. Argun'un genç ve güzel bir eşi var. Kadının adı da Tom Riz. Sadece güzel değil, çok da kudretli. Bütün bozkır bir tek bu kadının hakimiyetinde. Bir düşünün, bu kadın dul kalırsa onunla çok daha kolay anlaşabilirsiniz. Onu ikna edebilirseniz, göçebelerin atlı ordusunun başına geçer ve sonra da Mısır'ı fethedersiniz. Nereden de aklına gelir böyle şeyler? Söylediğine bak. Şu lafa bak. Nereden de buluyorsun bu lafları? Beyim, bu hatunları da eve götürsek mi? Bana kalsa eve hiç dönmezdim. Al benden de o kadar. Duymamış olayım. Eşlerinizi, çocuklarınızı unuttunuz mu? Büyüksün reis. Baba. Bizimkilere bir bak. Şimdiden zil zurna sarhoş oldular. Endişe etme. Ben onlara güveniyorum. Hı? Hazırsanız birazdan en eğlenceli kısım başlayacak. Bekleyin. Argun, bu adam ne demek istedi? Baba!
Bir suçun yok ki baba. Sallanmayın! Daha hızlı! Siz çıkın. Çabuk anlat. Maalesef. Haberler kötü. Bana sorarsan, o zalim gaddar Persler hepsini öldürdü. Son gördüğümde saraya gidiyorlardı. Ama sonra oradan kimse çıkmadı. Şimdi de büyük bir kervan bu tarafa doğru geliyor. Yanlarında iki de ceset var. Bağışla beni. Hiçbir şey yapamadım. Hükümdar Tomris, inanın çok üzgünüm, acımız çok büyük. Size maalesef eşinizle oğlunuzun naaşını getirdik, işte buradalar. Çok üzgünüm.
Ne oldu da öldüler? Ah hükümdarım. Bizim orada gözünü kan bürümüş vahşi bir kabile var. Ani bir baskınla gelip katliam yaptılar. Ama yüce kralımız Kiros'un fermanıyla zalimlerin hepsi anında bulundu ve öldürüldü. İşte o katillerin kafa derileri. Ya silah edilsin? Beni yalnız bırakın. Güzel kızım, perişan olduk. Ben dururken oğlumla torunumun gitmesi reva mı? Artık yaşamanın ne anlamı kaldı? Oğlunuzla torununuzu son yolculuklarına uğurlayacağız. Şimdi güçlü ve metin olmalıyız baba. Büyük adamların yolu sonsuz ateşle aydınlanır. Ey ateş, Argun'a yol göster. Ey ateş, Spargap için yan. Kara toprak korusun sizi. Toprak sizi alsın kucağına. Korusun kardan kıştan, sarıp sarmalasın. Yiğitler hiç ölmese, hep başımızda dursa. Kara toprak kana doysa, yüreklerimize acı değmese. Yaz gelmese. Sevgiyle, onurla gidin. Sonsuz aleminizde huzurla dinlenin. Sizler cesur, yiğit birer kahramandınız. Sevgiyle, huzurla gidin. Sevgiyle, huzurla gidin. Gök Tanrı daima sizi korusun. Mekanınızı huzurlu kılsın. Ey Sadıkat! Sahibine burada hizmet ettin. Her zaman yanında oldum, şimdi de diğer alemde hizmet edeceksin. Sizler de reisinize bu dünyada hizmet ettiniz, şimdi de diğer alemde edeceksiniz. Onlara sakın dokunmayın. Ölülerin onlara ihtiyacı yok. Siz yiğitler doğuracaksınız. Sana gelince de sen de savaşçı olacaksın. Hükümdar Tomris, yüce kralımız Kiros,
en içten duygularıyla acınızı paylaşıyor efendim. Emin olun, eşiniz Argun, Babil'den ayrılmadan önce Yüce Kiros'la bir anlaşma yapmıştı. Ve Yüce Kralımız da elbette ki gereğini yapacak. Kendisi bu anlaşma doğrultusunda hem Sakalarla yaptığı işbirliğini pekiştirmek hem de iyi niyetini göstermek için siz hükümdar Tomris'i eşi olarak almayı teklif ediyor efendim. Tomris Hatun, lütfen iyi düşünün. Dul bir kadın olarak bütün Bozkır'ın hakimiyetini elinizde tutmanız çok zor. Bize tabi olursanız halkınız sonsuza kadar var olur efendim. Bu da sizler için büyük bir güvence demek. Yüce Kral Kiros daima yanınızda olacak. Size söz veriyor. Bunun kanıtı olarak kralımızın yazdığı mektubu size takdim et. Dur. Size cevabımı. Bütün halkım duysun. Sevgili halkım, Pers Kralı Kiros haber göndermiş. Sizleri koruma bahanesiyle beni istiyormuş. Eşlerinden biri olmamı teklif etmiş bana. Bu Kiros savaşçılarımı katletti. Dahası da eşimle oğlumu acımadan öldürdü. İftira, yalan! Buna cevabımız ne olmalı? Dilerseniz ben söyleyeyim. İşte Masaget'in cevabı. Gelin, alın şunun ölüsünü. Alın da efendisine götürün. Hadi duydunuz, duydunuz. Hadi. Sallamayın. Oo, felaket. Hadi. Sallama. Kendimizi bile bile ateşe attık. Hadi. Felaket! Felaket yakın! Felaket! Felaket yakın. Yüce ruhları kızdırdık. Felakete kapı açıldı. O kapı çoktan açılmıştı. Kiros açtı. Zalim Kral Kiros toprağımıza göz dikti. Şunu bilsin ki Sakalar aman vermez. Toprağımızı vermeyiz. Toprağımızı vermeyiz. Sen de şunu iyi bil. Korkakları asla affetmem. Tomris, artık dul bir kadınsın. Tek başınasın. Büyük yanlış yaptın. O insanları kurban edecektik ama izin vermedin. Sen felaketi çağırdın. Sen yüce ruhları kızdırdın. Madem öyle, o zaman ruhları sakinleştir. Senin vazifen de bu değil mi zaten? Kutsal ateş. Kutsal ateş. Kutsal ateş. Kutsal ateş. Kutsal ateş. Hiç pişmanlık hissetmiyor musun? Biricik evladım Sparkap. Zalim düşmanın elinde can verdi. Sevgili eşim Argun yiğit biriydi. Bir kahramandı. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Ben evladımı bir köle olarak değil, özgür biri olarak yetiştireceğim. Ben her zaman yanındayım kardeşim. Tomris! Kain kendini yakıyor. Ateş! Yetişin!
Kutsal ateş! Kutsal ateş! Kutsal ateş! Kutsal ateş! Yüce kralım, Massagetler, vezirinizi, Gubar'ı öldürdüler. Tomris'in bu cüretkâr davranışı Kiros'u kızdırdı. Kral Kiros bu öfkeyle Mısır'dan vazgeçti ve askerlerinin yönünü Saka bozkırlarına çevirdi. Kalabalık bir orduyla göçebeleri yok etmek için sefere çıktı. Ayrı ayrı savaşırsak, gücümüz yetmez, hepimiz yok oluruz. Şimdi bütün kabileler tek bir yumruk olmalı. Peki sizinle birleşirsek bizim kazancımız ne olacak? Bu meselede pazarlık yapılmaz. Söz konusu sadece benim kabilem değil. Bugün benim başıma gelen, yarın da sizlerin başına gelecek. Kiros sadece beni değil, bütün Sakaları yok etmeye geliyor. Onun tek istediği Sakaların toprağını kana bulamak. Bozkır'a sahip olmak. Hepinizi köle yapmak istiyor. Tomris haklı. Şimdi birlik olma zamanı. Dahalar yanında. Seninleyiz. Demir döven ustalara söyleyin. Gece gündüz çalışsınlar, silah ve zırh yapsınlar. Hayvanlarla insanları alın, uzaklara götürün. Kiros'un yolunun üstündeki bütün kuyuları kapatın. Ayrıca düşmanı uykusuz bırakmalı, yorgun düşürmeliyiz. Bu yüzden geceleri saldırılar düzenleyeceğiz. En geç iki dolunay sonra savaş başlayacak. Onları nehrin bu kıyısında karşılamamız lazım. Çok sağlam olmuş. Saf demir bu. Aday. Buyurun. Şurayı sağlamlaştır. Hiç merak etmeyin. Bu oklar zırhları bile deler. Uçları demirden yapıldı. Bir şekilde bu tarafa çekmemiz lazım. Buraya yaklaşırlarsa etraflarını kuşatıp her yönden saldırırız. İşleri çabuk biter. Göçebeleri bilirim. Geri çekilip arayı açarlar. Korkup kaçıyorlar sanırsın. Bir süre sonra aniden dönüp saldırırlar. Her taraftan. Düşmanı gafil avlarlar. Nereden saldıracaklarını kestiremez, adeta şaşkına dönersin. Atlı askerleri hem çok güçlü hem de marifetlidir. Gözcülerin dediğine göre onların asker sayısı bizim ordunun yarısı kadarmış. O vahşiler karşılarında bu kadar kalabalık bir orduyu görünce arkalarına bakmadan kaçıp dağılacaktır. Kendi canlarının derdine düşerler.
Tomris'in kellesini bile getirirler. Zayıf da olsa düşmanını asla küçümseme. Ancak şartlar ne olursa olsun bu sakalları yeryüzünden sileceğiz. Düşman bu sabah Sırderya Nehri'ni geçmiş. Bu hızla devam ederlerse birkaç güne kadar topraklarımıza ulaşırlar. Ordunun çoğunluğu da piyade askerler. İçlerinde en zalimleri de korkusuz Hazaralar. Unutmayın, yılanı öldürmek için mutlaka başını ezmek gerekir. Bunun için de düşmanın beklemediği bir anda hamle yapmalıyız. Kiroz, hücum anında öldürülmeli. O zalimi öldürdüğümüzde savaşı kazanırız. Bir seçim yapacağız. Her kabileden en iyi savaşçıları seçip 100 kişilik bir birlik oluşturacağız. Onlar da savaşın en hararetli anında Kiroz'a yaklaşacak. Bu 100 asker ve atları demirden zırhla kuşanacak. Böylece hiçbirine ok da, mızrak da işlemeyecek. 100 asker ordunun gerisinde görünmeden kalıp orada bizden işaret bekleyecek. Önce savaşçılarımız iki kanattan saldıracak. Bu şekilde düşmanın ön safını dağıtmış olacağız. Sonra adamlarımızı geri çekeceğiz. Arayı açacağız. O zaman da Persler hücuma geçecektir. Akabinde askerlerimiz geri dönecek. Ve sonra da seçtiğimiz 100 asker gelerek hücuma geçecek. Bizi Kiros'a götürecek yolu işte bu şekilde açmış olacağız. Kralım. Söyle. Her gece sakaların saldırısına uğruyoruz. Aniden hücuma geçip bir anda kayboluyorlar. Ön saflarımız perişan. Kaç gecedir uyumadılar efendim. Daha kaç kez diyeceğim. Kulağını iyi aç. Savaş başladı, dönüş yok. Sen de ön saflara uykusunu almış askerlerini koy. Daha ne duruyorsun?
Sevgili halkım, Bozkır'ın hür halkı, düşman sınıra geldi. Karşımızda duruyor. Onların amacı bizi özgürlüğümüzden etmek, birliğimizi bozmak. Ecdadımız, atalarımız bu bozkırı korudu, canlarını verdi. Ve bunu sırf bizler için yaptılar. Şimdi sıra bizde. Kutsal topraklarımızı evlatlarımız için, özgürlüğümüz için koruyacak mıyız? Yurdumuz ve hürriyetimiz için canımızı verecek miyiz? Evet! Savaş bu, belli olmaz. Çoğumuz yarın sabaha çıkamayabiliriz. Ama gelecek nesiller bizleri anlatıp büyük gurur duyacaklar. Bunu bir destana, efsaneye dönüştürecekler. Düşman ölür! Hadi o zaman askerlerim! Özgür halkın hançerini, zalim düşmanın kanıyla yıkayalım! Gördün mü? Önce kışkırtıyorlar, sonra da geri çekiliyorlar. Bu Tomris'in amacı nedir anlamadım. Kralım, sakalar ön safı dağıttı, yaklaşıyorlar. Amacın benim kelleme almakmış.
Aklınca savaşı çabuk bitireceksin Tomris. Korkusuz Hazaralara söyleyin hazırlansınlar. Hazaralar harekete geçsin. Gelen herkesi gebertsinler. Kiros'un çadırına yaklaştık. Ancak asker kaybımız çok fazla. Yüce kralım, çok yaklaştılar. Gidin buradan. Bugüne dek pek çok savaşa girdim. Hiçbirinde sırtımı düşmana dönmedim. Şimdi de ölümden korkmayacağım. Ve ondan kaçmayacağım. Yeah!
kralımızı öldürdüler! Kiros'u öldürdüler! Geri çekiliyoruz! Zafer bizim. İntikamımızı aldık. Kazandık. Kana susamış zalim kral. Hükümdar Kiros. Al sana kan. Doya doya iç. İşte zafer! İşte zafer! İşte zafer! Tarihte nice olaylar unutuldu gitti. Ancak Tomris'in kahramanlığı halkının gönlünde sonsuza kadar yaşayacak. Hükümdar Tomris tüm göçebe kabilelerini birleştirip zalim düşmanı yenince adını bütün dünya duymuş oldu. Şimdi ise kahraman Tomris'i karşımda görür gibiyim. Atına binmiş, dört nala uçarak gidiyor. Yanında Argun ile. Büyük bozkırda özgürce, neşe içinde at sürüyorlar sanki. Gününüz aydın. Geceleriniz huzurlu, sakin geçsin. Barış içinde, sağlıcakla, hoşça kalın.